Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte oksijenli solunumda kalmıştık biliyorsunuz. ETS kısmında kalmıştık. ETS ile devam edeceğiz. Gelin başlayalım hadi. Evet, oksijenli solunumu konuşuyoruz bakalım. Şimdiki gençler şu evi hemen başlayalım ETS diye. ETS'nin açılımı ne peki? Elektron taşıma sistemi diye adlandırılan bir sistem. Şimdi biz biliyorsunuz arkadaşlar daha öncesinde natları ve fatları ne yapmıştık? İndirgemiştik. Biz bu ETS kısmında işte o natları ve fatları, buradaki hidrojenleri, şuradaki hidrojenleri ne yapacağız? Kullanacağız ve daha sonrasında bundan ATP üreteceğiz. Elektron taşıma sisteminin mantığı bu yani. Aşamalarına baktığımızda ETS elemanları NADH ve FADH2 moleküllerinin getirdiği elektronları alacaktır. Yani bu vatandaşlar ne yaptı? Hidrojenleri getirdi. Daha sonrasında elektronları alacak bunlar. Ve NADH'ın elektronları 1 numaralı komplekse, FADH2'nin ise 2 numaralı komplekse aktarılacaktır. Daha sonra 3 ve 4 numaralı komplekslere aktarılır. En sonunda ise su çıkışı görülecektir ve ATP açığa çıkacaktır. Şimdi tabii bu kadar böyle işte oku geç muhabbetiyle yapılacak işler değil bunlar. Hemen ne yapıyoruz abicim? Olayın artık detayına giriyoruz. Bizim mitokondrinin bir dış sarı var. Bir de iç sarı bulunmakta arkadaşlar. Tamam mı? Biliyorsunuz mitokondri organeli çift sarılı bir organel. Bunun dış sarı var, bir de iç sarı var. Şu kısımda kalan kısmı ise zarlar arası boşluk diyoruz. Yani dış sarılı iç sarı arasında kalan bölüme ise biz zarlar arası bölge veyahut da zarlar arası boşluk diyoruz. Tamam mı? Matrix'i var bir de. Matrix'inde ben ne olduğunu biliyorum Matrix'in. Sıvı kısmı olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi ETS elemanları denilen elemanlarımız NADH, FADH2 vesaire ne yapıyor abi? Buraya yerleşiyor. 1 numaralı kompleks var, 2 numaralı kompleks var, 3 numaralı kompleks var, 4 numaralı kompleks var. Eskiden bunların arkadaşlar isimlerini veriyorduk. Fakat artık isimlerini ne yapmıyoruz arkadaşlar? Vermiyoruz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki bunlara gerek yok dedi. Niye üzüyorsunuz çocukları dedi. Bu yüzden de vermiyoruz. Bizim dikkat ettiyseniz arkadaşlar glikolizde, Krebs'te oluşan natlarımız bakın burada. NADH formunda değil mi? Aynı şekilde fatlarımız da ne formunda? FADH2 formunda. Yani indirgenmiş olan vatandaşlar neye geldiler? Buraya geldiler. Burada bir numaralı komplekse NADH yerleşiyor. 2 numaralı komplekse ise FADH2 yerleşiyor. Şimdi bakın NADH ne yapacaktır? Hidrojenle beraber elektronunu fırlatacaktır. Fırlattı. Ve hidrojenle beraber elektronunu fırlatan NADH arkadaşlar ne yapacaktır? Yükseltgenecektir. Niye? Hidrojenini verdi sonuç itibariyle adam ne yapacaktı? Yükseltgenecektir. Elde var bir. İki numaralı kompleksten ise FADH2 gelecektir. FADH2 hidrojenle beraber elektronunu ne yapacaktır? Aktaracaktır elektron elemanına. Taşıma elemanına yani. Tabi ismi lazım değil. Ne yapacaktır daha sonrasında FADH2? FADA yükseltgenmiş olacaktır. Burada fırlatmış olduğum hidrojenler yani elektronlar arkadaşlar ne yapılacaktır? Bakın şu bölgede toplanacaktır. Bu bölge ne bölgesi? Zarlar arası bölge gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz değil mi? Bakın hidrojenler burada çok fazla. Zarlar arası bölgede atıyorum şu anda. Diyelim ki 100 tane hidrojen toplansın. Tamam. Bir de bunun matrix kısmı var değil mi? Matrix kısmında yeşille boyayayım. Boyadım. Burada ise atıyorum 5 tane hidrojen olmuş olsun. Şimdi bizim mitokondrinin matrixi diyor ki zarlar arası boşluğa. Baba diyor sende diyor 100 tane hidrojen var diyor. Bende diyor 5 tane hidrojen var diyor. Sen diyor sonuç itibariyle üstünsün benden diyor. Gel bunu diyor birazcık eşit şekilde paylaşalım diyor. Zarlar arası boşlukta tamam göndereceğim de diyor. Nasıl göndereceğim ben bunu diyor. Ben bunu diyor kütleye sana atıp da gönderemem ki diyor. Bir mekanizma olması lazım diyor. İşte burada da mitokondrinin iç sarına yerleşmiş olan ATP sentaz denilen vatandaş görev alıyor. ATP sentaz denilen vatandaş şöyle abidik gubidik bir vatandaş arkadaşlar. Bu vatandaş ne yapıyor peki? Bu vatandaş hidrojenlere bayılıyor. Aşık hidrojenlere. Hidrojen alıyor, ATP veriyor. Yani burada zarlar arası boşluktaki hidrojenleri alacak ve ne yapacaktır arkadaşlar? ATP verecektir. Yani şuradan hidrojenler gelecek, buradan geçecek ve aynı zamanda ben ne üreteceğim arkadaşlar? ATP üretmiş olacağım.
İşte bizim elektron taşıma sisteminin mantığı bu. O zaman neden indirgiyormuşum ben natları ve fatları? ETS'ye gönderip buradaki hidrojenleri zarlar arası boşluğa gönderebiliyor olmak için indirgiyormuşum. Ve sonuç itibariyle ATP sentaz yardımıyla arkadaşlar ne sentezlemiş oldum ben? ATP üretmiş oldum. Dikkat ettiyseniz burada ne açığa çıkıyor bir de? Su açığa çıkıyor. Tamam. Olay bu şekilde adlandırılıyor. O zaman ökaryotlarda bakın dikkat. Ökaryotlarda mitokondride bu solunum reaksiyonu gerçekleşirken mitokondrinin dış sıra iç sıra arasında zarlar arası bölgede toplanan hidrojenler yardımıyla ve iç sırana yerleşmiş olan elektron taşıma sistemi elemanları yardımıyla ne yapıyormuş? Bu reaksiyon sistemi gerçekleşiyormuş ve bu noktadan bu noktaya da arkadaşlar yani zarlar arası boşluktan matrikse hidrojenler pompalanıyor ATP sentaz yardımıyla ve ATP üretilmiş oluyor. ÖSYM size bunu nasıl sorar peki? Bunu arkadaşlar mantığını kavrayamazsanız eğer ki ezbere iş yaparsanız eğer ki patlarsınız. Niye? Çünkü dış zar ve iç zar terimleri arkadaşlar zarlar arası boşluk denilen terim mesela zarlar arası boşluğu ben sadece mitokondride görebiliyorum. Yani fotosentez reaksiyonunda göremem. Sadece solunum reaksiyonunda zarlar arası boşluğu görürüm. Neden? Çünkü arkadaşlar kloroplast da bunun isimleri değişecek, farklılaşacak arkadaşlar. Ve hatta matriksi nerede görebilirim ben sadece? Mitokondride görebilirim. Çünkü mitokondriye özgüdür. Bu kloroplastta ne olacak peki? Yani fotosentez reaksiyonu ne olacak peki? Stroma olacak bunun ismi. Tabii onları daha sonrasında vereceğiz. Tamam. ATP sentaz aracılığıyla hidrojen alıp ATP sentez olayına kemi ozmoziz deniliyor. Yani bu şekilde ATP üretim yoluna kemi ozmoziz mekanizması deniliyor. Şayet ÖSYM size kemi ozmoziz mekanizması nedir derse bu ATP sentaz aklınıza gelecek. ATP sentazın hidrojen alıp ne vermesi? ATP vermesi. Elbette ki ATP sentaz bu kadar basit bir vatandaş değil. Bunu mesela parçalıyorsun abi ikiye ayrılıyor motor bölgesi vesaire ama onlara şu an biz girmiyoruz tabii ki. ÖABT kısmının konusu onlar. Onlara ayrıca gireceğiz. Bunu bulan adam 1961 yılında Peter Michel olduğu için 1978'de bu adama Nobel verildi. Önemli mi? Değil. Sadece ben dersi sıkıcı hale getirmemek amacıyla bu şekilde ne yapıyorum? Dipnotçukta veriyorum. Hesaplama işlemleri kalktı. Yani 10 tane adım var benim, 2 tane fadım var. Bunlar işte kaç tane oluyormuş, bilmem neymiş filan muhabbetine girmiyoruz artık. Fakat adamlar size ya arkadaş biz öncesinde 38 ATP diyorduk oksijenli solunumda. Niye 32'ye düştü bu reaksiyon dizisi derse natlar ve fatlar başına düşen birim ATP miktarlarının değiştiği için. Eskiden biz bir nat için 3 alıyorduk. Şimdi 2,5 ATP diyoruz. Eskiden biz bir fat için 2 ATP alıyorduk. Şimdi biz 1,5 ATP diyoruz. Bu yüzden değişiyor. Ve iskelet kası ve beyinde bu 30 ATP'ye düşüyor. Böbrek ve kalpte ise 32 ATP'ye düşüyor. Mekik sistemlerinden dolayıdır. Mekik sistemleri nedir peki? Benim bir yoldan geçiyor olmam için mesela böbrek ve kalp diyelim ve iskelet kası ve beyin diyelim tamam mı? İki tane ayrı yolum var. Bu yol A yolu olsun, bu yol da B yolu olsun. Bizim iskelet kası ve beyin arkadaşlar daha fazla ATP'ye düşkün. Bu yüzden bana kazana kazana 30 ATP bırakıyorlar. Böbrek ve kalp ise o kadar fazla ATP'ye düşkün olmadığı için bu mekik sistemlerinden geçerken 32 ATP gibi güzel bir kazanç elde etmiş oluyorum. Bunu şu notu ben yazdıktan sonrasında daha öncesinde notlarımı almıştım ben bunu tamam mı? Bunu ÖABT sınavında sordular arkadaşlar. Hatta ve hatta cümlesine kadar sordular. Mekik sistemlerin yani bunun sebebi nedir? Burada 30 ATP varken burada 32 ATP olmasının sebebi nedir? Mekik sistemlerinden dolayı diye cevaplar da vardı. Ve o zaman bu soru sorulmamıştı. Ben notlarım arasına koyduğumda. Bu yüzden önemlidir. Lütfen ama lütfen mekik sistemlerinde sadece ATP değişim oranının olduğunu bilmeniz sizin için faydalı olacaktır. Eskiden biz bunu açıyorduk diyorduk ki işte mekik sistemleri şöyledir böyledir ve artık sadece bu kadar açıyoruz. Bilginiz olsun. Glikolizden elektronlar direkt ETS'ye gitmez. Bakın glikolizdeki elektronlar yani natlar
Nadı ne yapmıştım ben glikolizde? İndirgemiştim. Buradan küt diye ETS'ye gidip de glikolizde arkadaş işte bu kadar fazla daha ATP kazanılır diyemezsin. Yani önce Krebs'e geçmiş olması lazım. Daha sonrasında ne yapacaktır arkadaşlar? ETS'ye geçmesi lazım. Yani glikolizdeki natları direkt ben glikolizi anlatırken direkt nat açtı arkadaşlar. İki tane olmuştu bu yüzden. 2,5'la çarpacağız işte 5 ATP elde edeceğiz diyemezsin abi, tamam mı? Öyle bir şey yok. Sen natları sadece ATP karşılığını ETS reaksiyonda gerçekleştirebilirsin. Natları ne glikolizde ne de Krebs'te ATP yönünden değerlendirme alamazsın. Sadece ETS'de değerlendirme alabilirsin natları, tamam? Önce Krebs aşaması gerçekleşecek. Bu yüzden fermantasyonda bazı enerji ne yapılacaktır? Üretilecektir. Biliyorsunuz glikolizde de fermantasyonunda net 2 ATP elde ediliyor. Glikoliz, Krebs, ETS'de tüm basamaklarda enzimler görev alıyor. Bu yüzden vatandaş size derse ki ben bu reaksiyonu ısıtıyorum, ben bu reaksiyonu şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Enzimatik reaksiyonlar olduğu için her zaman ne yapacaklardır? Etkilenecektir değerli arkadaşlar. Bakteriler de glikoliz ve Krebs sitoplazmada, ETS elemanları ise mezozomda yani zar kıvrımında ne yapılacaktı? Bulunacaktı. Bakın glikoliz ve Krebs reaksiyonları sitoplazmada. Çünkü biliyorsunuz matris denilen bir yapı yok. Mitokondri olmadığı için bakterilerde prokaryotik yapıya sahip oldukları için. Bu yüzden ETS elemanları da mezozomda zar kıvrımında bulunacaklardı. Tamam. Olay bu idi. Şimdi ise kolay kolay kitaplarda bulamayacağınız organel ve olay farklarına geçiş yapacağım. Bir sonraki parçada geçiş yapacağım buna. Çünkü ETS'yi anlattık sonuç itibariyle karışmasın diye kafanız. Organel olay farkları çok fazla kitapta bulamazsınız. Anlatmamın sebebi de bunu adamlar siz dönüp dolaşıp mantığını sorabilirler. Mantığını tamamen anlayabilmeniz için bu yüzden bunu anlatacağım. Tamam. Bir sonraki parçamızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalınız efendim.